videoma hoş geldiniz. Ben Ceylin. Neden bu kadar kısık sesle konuşuyorum? Çünkü halamdan habersiz bir video çekmeye karar verdim. Şimdi arkamdaki fon uygulamayı tutacağım sizlere. Hemen anlatayım. Burada notluklarım var güzel bir şekilde. Buraların notlarınızı yazabilirsiniz. Kalemleri. Hemen. Ceylin! Efendim? Hala ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayırdır, ne tanıtıyorsun? Panomuzu tanıtıyorum. He, benden gizli gizli. Evet. Senin videonu ele geçirmeye karar verdim. Hayırlı olsun o zaman halacığım. Şöyle geç de ben de şuraya oturayım da beraber anlatalım istersen yaptığımız çalışmayı. Kalemlerim var şöyle bir şekilde arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biraz yakından göstereyim. Evet. Küçük olduğu için. Halam, arkadaşlar şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ceylin annemle birlikte kamerayı kurmuş ve burada gizli gizli hareketlere bak, video çekmeye başlamış. Ancak ben size hemen şöyle kısa bir şekilde anlatayım. Sen nelerini anlattın? Hangi kısmını anlattın? Şurasını anlattım ve şurasını anlattım. Daha rengini falan söyleyeyim. Söylemedin. Ben söyleyeyim sonra sen gene konuş. Tamam. Evet arkadaşlar sizlere böyle planlayıcı bir pano yaptık. Bu da çok istek olan bir videoydu. Okula dönüş defter videomu çok sevdiniz, çok beğendiniz. Ben de sizlere böyle bir pano hazırlamak istedim. Malzemeleri az tutmaya uğraştım. O yüzden hani malzemeler bulamıyoruz falan filan demeyin ne olursunuz. Siz de yaratıcılığınızı kullanarak çok değişik şeyler ortaya çıkarabileceğinizi biliyorum. Çünkü gerçekten defterle ilgili harika fotoğraflar gönderiyorsunuz bana. Unutmadan eğer bu pano yaparsanız yine bize fotoğrafları göndermeyi ihmal etmeyin. Mandalalardan yararlandık. Bu şekilde jütübi kullandık. Çeşitli stickerlardan yapıştırdık. Post-it kullandık buraya bu şekilde. Siz şunlara bakmayın. Evet. Siz buraları başka yazılarda yazabilirsiniz. Tabii. Biz sadece sizi göstermek için kullandık. Mandalları bu şekilde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye günleri yazdık. Ve bu şekilde notlarınızı alıp siz de unutmazsınız. Mesela Ceylin'in Nay kardeşinin doğum günü, Naim'in doğum günü yazdık mesela. İşte sınav varmış pazartesi günü. Burada size bir mutsuzcuyuz. Evet, mutsuzcuyuz. Sınav var ya, mutsuzcuyuz olmuş. Yapabilirsiniz. Daha sonra bir peynir kutusundan da bu şekilde kalemi yaptık. Zaten şimdi göreceksiniz nasıl şurada yaptığımızı. sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sen bir şey söylemek ister misin panomuz hakkında? Vallahi çok güzel oldu. Benim dilimden hiçbir şey geçmiyor. Hiçbir şey söyleyemiyorum çok güzel olduğu için. Çok beğendin yani. Çok beğendim. Süslerini falan çok çok sevdim. Buraları başka yazılarda yazabilirsiniz. Tabii. Sayılar yazabilirsiniz. Tabii. Her istediklerini yapabilirler. Duvarlarına bu şekilde yazabilirler. Ya bu böyle yapıştırabilirsiniz. Tabii. Ya da böyle burası çerçeve koyup böyle asabilirsiniz. Evet, kesinlikle işte öyle. Şimdiden hemen sizlere iyi seyirler dileyelim. Planlayıcı pano yapmak için gerekli malzemeler ince bir MDF. Eğer MDF yoksa kalın kartonların üzerine renkli fon kartonu yapıştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu MDF'yi akrilik boyayla boyadım yine her zamanki gibi. Daha sonra tahta mandallardan yararlanacağız bu şekilde. Böyle cumartesi, pazar, pazartesi, salı diyerekten şu şekilde kağıtlardan üzerine yapıştıracağız. Post-it'imiz olacak bir adet. Planlayıcı notumuz olacak. Bu planlayıcı haftalık planlayıcı notunu ve bu cumartesi, pazar yazılarını blogumda yayınlayacağım. Açıklamalar kısmında linki olacak. Oradan çıktısını alıp siz de bu şekilde kesip yapıştırabilirsiniz panonuzda. Yapıştırıcı olacak her zamanki gibi. Makasımız, silikon tabancamız, kenarlarına jüt ipi kullanacağım ben. Kağıt bantımız ve bu şekilde peynir kabını kestim ikiye. Bunu da kalemlik yapacağız bu şekilde yapıştıracağız buraya. Bunu boyamak için ben yine akrilik boyadan yararlandım. Ancak eğer sizde boya yoksa bunu stickerlarla da kapatabilirsiniz burasını. Ya da renkli kağıt bantlarla da yapıştırıp kullanabilirsiniz. Ceylin'in stickerlarından da yine etrafını süslemek için yararlanacağız. Zaten şimdi yaparken nasıl yapıldığını göreceksiniz. Bu kadar çok malzeme olduğuna bakmayın. Hani aslında hemen böyle elinizin altında olan malzemeler. Şimdi yaparken de sizlere açıklayarak anlatmaya çalışacağım. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Planlayıcımızın yapımına ilk olarak mandalları süsleyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Şu şöyle yapıştıracağız. Böyle göstereceğim. Evet, böyle yapıştıracağız. Böyle halam bilgisayardan yapıverdi. Evet, yaptım bunları. Bastım. Ve bu şekilde Ceylin'le birlikte sizlere yapıyoruz.
Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Çok hepsini tatlı. Yapıştıracağız. Çok tatlı, çok şirin olacak. Evet. Bir tane daha yapalım istersen hemen göstermek amacıyla. Şöyle ben tutayım bunu. Hı hı. Yine şöyle dikkat edelim düzgün olduğuna. Evet. Bence. Adamlarımızı bu şekilde oluşturduk. Yazılarını yapıştırdık. Şöyle kenara alıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunu boyayacağız. Evet, evet, kesinlikle doğru. Akrilik boyamızla getireceğiz istersen o kabı. Gene şöyle biz denemek için şöyle yapmıştık. Pompon fırçayı alayım mı? Al alacağım. Aldım. Şimdi evet. Şöyle batırıyorum. Evet. İşte. Akrilik boya ya da cam boyasıyla yapabilirsiniz. Cam boyası plastikte daha tutucu olur. Ben şimdi bu renk cam boyam olmadığı için akrilik boyayla bu şekilde boyayacağım birkaç kat ve kapanacak. Eğer siz bunu boyanız yoksa bu şekilde renkli kağıt bantlarda da başta da söylediğim gibi yapabilirsiniz. Ya da üzerine kağıtlar yapıştırıp süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Hani o malzeme yok Harcan abla nasıl yapalım diye bana şey yapmayın. Hani siz kendiniz de birazcık yaratıcılığınızı kullanıp çeşitli renklerde süslemeler yapabilirsiniz. Ceylin şimdi bunu boyuyor. Elime gelsin. Gelsin Allah'ım. Dur ben tutayım istersen sen daha rahat boya. Evet. Bence de. Evet sen boya öyle. Limiz orada kururken biz de diğer aşamaya geçelim. Tamam geçelim Ceylin. Şöyle planlayıcı haftalık yazıyor. Evet haftalık planlayıcı kağıdımızı buraya yapıştıracağız. Ben bunu dekupaj tutkalıyla yapıştıracağım arkadaşlar. Sizler normal yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Hiç evet. Önemli değil yani. Ben şimdi şöyle elimde olduğu için değerlendirmek istiyorum bu dekupaj tutkalını. Arkadaşlar çok güzel olacak. Çok eminim. Bu bitince çok harika olacak. Duvarları bilhassa biliriz bunları. Şimdi üstünden de geçelim evet, biraz. Evet üstünden de şu şekilde parlatsın. Parlatsın. Ceylin sen öğrenmiştin artık be halam her şeyi. Benim hiç sana öğretmeme gerek kalmamış. Kağıdımızı bu şekilde yapıştırdıktan sonra sıra geldi buradaki şeriti oluşturmaya. Bunun için kağıt banttan yararlanacağım. Bu şekilde belirledim kağıt bantla şu orta kısmını boyayacağım ve üzerine mandalları yapıştıracağım. Zaten az sonra da göreceksiniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi yine ben bunu mor boyamak istedim Ceylin. Her şey mor. Evet çok yakışıyor bence turuncuyla böyle açık eflatunlar morlar. Şöyle hemen bu şekilde bu şerit oluşturacağım. Eğer bu şekilde yapmak istiyorsanız renkli kağıtları kesip dümdüz bir şekilde buraya da yapıştırabilirsiniz ya da kurdelelerden de faydalanabilirsiniz. Kurdele varsa evinizde. Evet renkli kurdele varsa dümdüz böyle şerit şeklinde buraya kurdeleyi yapıştırabilirsiniz. Ben kurdele bulamadığım için bu şekilde boyamak istedim. Bu şekilde boyadım bu şerit kısmını. Kurusun bu birkaç kat daha atacağız. Ceylin'in notlarını evet, burada yapıştıralım. Yazıyor. Ben bunu Ikea'dan aldım. Böyle birkaç tane daha notu vardı içerisinde. Kestik bunu ikiye. Şimdi bunu arkasına. Yine arkasına dekupaj tutkalıyla yapıştıracağız. İşte sürdük. Şimdi yapıştırıyoruz. Orayı bastır Ceylin. Önce şöyle üst kısmını yapıştıralım. Daha sonra şu şekilde. İnşallah düz olmuştur Ceylin. Bakmadım ama. Bence de. Genel olarak planlayıcının şemasını bu şekilde çıkardıktan sonra yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Silikon tabancasıyla bunu yapıştıracağız. Post-it'imizi yapıştıracağız ki Ceylin rahat rahat notlar alabilsin. Evet onu yapıştırmazsak hiç kolay olmaz. Evet şöyle tam ortası şekilde. Kalemliğimizin de kenarlarına şu şekilde silikon tabancamızı sıkıyoruz. Kalemliğimizi de bu şekilde yapıştırdık. Ceylin istersen bunu böyle yapıştıralım mı? Evet böyle daha güzel olur. Evet. Üstüne bir şeyler yapıştırmak istemiştim ben de zaten. Evet. Ceylin zaten süslemek istemişti. Onun için de bunu böyle yapıştırıyoruz. Evet. Sıra geldi bu bantlarımızı çıkarmaya.
mandallarımızı bu şekilde yapıştırmaya başladık. Şöyle silikon tabancamızla. Bu cetveli şöyle koydum ki bana şey olsun, göstersin, yamuk yumuk yapmayalım diye. Evet. Evet. Perşembeyi alalım. Böyle sırayla gideceğiz. Evet. Bu şekilde mandallarımızı da yapıştırdık. Şöyle çekelim bu cetvelimizi. Evet. Şimdi notlarımızı koyalım. Tutturalım notlarımızı da. Evet. Bunu koyalım. Çok heyecanlıyım. Kalemlerimizi de koyalım. Öyle. Son olarak jüt iple bu etrafını geçeceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar. Evet. Daha sonra da bu yapıştırmaları yapacağız. Evet, Ceylin sıkıları yapıştıracak. Bunları da yapıştıracağız. Şimdi Ceylin istediği gibi bunları yapıştıracağım. Evet, nereye yapıştırmak istersin Ceylin? Şuraya hemen. Hangisini yapıştıracaksın? Bunu. Tamam. Ama o daha büyük. İstersen onu böyle yapalım. Bunu tamam. Böyle yapalım ya da buraya koyacağım bunu. Tamam. Daha iyi olacak. Hemen ben. Sen buna sür, ben hemen oraya iliştireyim onu. Sonra diğerine geçelim. Ha çok şeker oldu Ceylin. Gerçek kedi gibi durdu. Aşkım. Şurası biraz boş kaldı, istersen buraya da yapabilirsin birkaç tane. Tamam. Tamam. Sür oraya. Evet. Bir tane şuna koyayım şöyle Barbie'nin yanına. Evet. Arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.